Hiç utanmayın. Daima dimdik durun Allah'ın izni inayetiyle. Ve Cenab-ı Hakk'ın size bugüne kadar lütfettiği, doğru bildiğiniz o yolda dosdoğru yürüyün. O yol Hazreti Resulü Zişan'ın şehrahıdır, yürüdüğü yoldur. Siz gerçekten cenneti görseniz, ona bile şöyle böyle bir izah, bir yönüyle bir mahmil bulur, onu bile hafife alır, ona da gülerler. Evet, çünkü hallerine gülünecek insanlar başkalarına gülmekle müteselli olurlar. Başkalarını tecrim etmek suretiyle kusurlarını örtmeye çalışırlar. Sürekli gündem oluşturmak suretiyle maşeri vicdanda, maşeri vicdanın nöronlarında silinmesi mümkün olmayan haramilikler, hırsızlıklar, irtikaplar, ihtilaslar, bu fevkaladeden gündemler oluşturmak suretiyle halka unutturacaklarını zannederler. İş bir kerteye gelecektir ki orada haset hortlayacaktır. Bu ortaya çıkacaktır. Size demedik şey bırakmayacaklardır. Fakat size bugüne kadar hırsız demediler değil mi? Hepiniz böyle anlı açık, yüzü ak, elhamdülillah bize hırsız demediler. İrtikap yaptı demediler. Elhamdülillah, hepsine elhamdülillah denir bunların. İhtilasta bulundu demediler. İhaleye fesat karıştırdı demediler. Yakınlarını kayırdı demediler. Bir şirzimeyi kalil yeni yetmelerle işe vaziyet etti demediler. Ne dediler? Alemin güleceği şeyleri söylediler. Haşhaşiler, fırakı dalenin en sapıkları. Karmatiler, yalan, dolan, hile, hut'a. Ehl-i sünnet onlara dalalet ötesi bir nazarla bakmış. Kafir diyenlerin sayısı az değil. Size haşhaşi diyen kafir diyor demektir. Ve mümine kafir diyen hadisin ifadesiyle ya o kafirdir ya bu kafirdir. Ya gerçekten kendilerine kafir denenler kafirdir veyahut değilse diyenler kafirdir. Böyle deneni alkışlayanlar kafirdir. Gülerek bunu karşılayanlar kafirdir. Bu mevzu karşısında dilsiz şeytan gibi susanlar kafirdir. Hadisin ölçüsüne göre mesele öyledir. Dimdik durun Allah'ın izni inayetiyle. Allah karşısında, onun karşısında sadece eğilin. Onun karşısında sadece rükûa gidin. Onun karşısında secdeye kapanın. Onun karşısında alnınızı yere sürün. Dahası yok mu Allah'ım deyin. Onun dışında hep dimdik durun Allah'ın izni ve inayetiyle. Şurada şu konumda, burada bu konumda. Bu konumunu değerlendirerek dünya hayatı adına 3 kuruş, 5 kuruş mevcut sermayesi üzerine bir şey ilave etmediğine onlar namına yemin edebilirim. Çünkü onlara o kadar güveniyorum, yemin edebilirim. Bu iş böyle olunca bence utanacak bir şey yok. Utandırma adına onların ortaya attıkları sözlere gelince ona da maşeri vicdan gülüyor. Mesela haşhaşı dedik, mesela karmati dedik, mesela örgüt dedik. Mesela nasıl yapsak ki silahları olmadığı halde bunların evlerine silah koysak, uyuşturucu koysak, bir de bununla bunları karalasak, bu türlü planlar peşinde koştuk. Yüzlerce insan, mübalağa yapmıyorum, hakkınızı helal edin dediler. Başınızı Allah'ın azameti karşısına yere koyarak, Allah'ım bunları cennete koymazsanız biz de girmek istemiyoruz cennete. Bunları koymazsanız. Alacaklı olarak gittiğiniz zaman orada bile böyle bir centilmenlik sergileme imkanı olacak. Bence bu imkanı kaçırmayın.